İlgili bir iddia geldi. Kimden geldi diyecekseniz Aytun Bey'den, Aytun Çıray'dan geldi ama bomba bir iddiaydı. İçerideki doğrudan doğruya en üst düzeyde sızma olduğunu düşünüyorum. Zamanla tabii tarih elimizde bilgi ve belgeleri artıracaktır. Sonuç itibariyle Meral Hanım'ın uyguladığı siyasetler bana göre neye yaramıştır? Her defasında Tayyip Bey'in işine yaramıştır. CHP ve İYİ Parti 2019'da ittifak kurdu. Büyük şehirlerde başarı sağladı. Ardından altılı masada yer aldı İYİ Parti. Akşener masadan kalktı, masaya döndü derken en çok konuşulan liderlerin başındaydı. Ben masadan kalktım, oturdum. İYİ Parti 7-8 puan kaybetti dedi. Eğer bir plan varsa onun önemli bir parçası olarak görüyorum. Sayın Meral Akşener bir canlı bomba gibi. Sadece kendi pimini değil aynı zamanda Millet İttifakı'nın pimini çekmiş oldu. Partiyle yolunu ayıran Aytun Çıray, İYİ Parti'nin önemli isimlerindendi. Ciddi bir iddiada bulundu. Akşener Erdoğan'la dirsek temasındaydı dedi. Kazanacak aday, başbakanlık iddia, bütün bunları arka arkaya koyduğumuzda bütün bu siyasetler Tayyip Bey'le bir dirsek teması olduğunu bana düşündürüyor doğrusu. Çıray, Cumhurbaşkanı'nın İYİ Parti'nin içine elini soktuğunu düşünüyorum dedi. Benim analizlerime göre 2019 seçimlerinden başarıyla çıkılması üzerine Millet İttifakı tarafından Cumhurbaşkanı'nın İYİ Parti'nin içine elini soktuğunu düşünüyorum. Siyaset bayram sonrasında çok hareketli olacak. Özellikle İYİ Parti. Ondan sonra zaten Sayın Cumhurbaşkanı'nın ziyaretleri var. Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, yeniden yapılanmalar, yeni ittifak arayışları veya yeni işbirliği, belki sistemin değiştirilmesi bile söz konusu olacaktır. Tabii ki AK Parti'de değişim. Esas onu bekleyin siz bayram sonrasında, çünkü birilerinden hesap sorulması gerekiyor. Erdoğan'ın mesajları içerisinde zaten tüm mesajları tüm boyutlarıyla okuyoruz. Lütfen birbirinize düşmeyin, birbirinizle kavga etmeyin. Bir neşter atacak Erdoğan. Bayram mesajları atınız dedim, sizlerin okuyayım. Mesela Ahmet Bey, Ahmet Tekciğer göndermiş, diyor ki 1970'li yıllarda anneannemin bayram menüsü kuru fasulye, pilav, turşu ve zerde. Sizin bayram sabahı menü neydi? Onu sorayım o zaman. Hadi yazın, yazarsanız ben de hem Twitter'dan hem de YouTube'dan okuyayım. Sevdiğim bir abim var, Ersoy abi. İzmir'den, Bayındır'dan. O da demiş, kardeşim şahsında tüm Sözcü TV ailesinin ve tüm Türkiye'nin ve İslam dünyasının bayramını kutlarım demiş. Teşekkürler Ersoy abi, sağ ol. Sizler de mesajlarınızı bizlerle paylaşabilirsiniz. Ne diyorduk? Hani o moral haritası vardı ya. Ver bir daha moral haritasını ya. Allah kabak tadı verdi ama sen ver, güzel olsun ya. Seviniyoruz, ne yapayım abi. Bak güzelliğe bak ya. Vallahi güzel oldu ya, çok güzel oldu. Oh, güzel. Ama birilerinin hoşuna gitmiyor. Benim hoşuma gidiyor. Hak ettim. Hak ettim gerçekten Remzi, hak ettim ya. Yani 2010 senesinden beri kardeşim ya. Düşünsene. Her neyse, biraz böyle tebessüm edelim, bayramda ihtiyacımız var. Şimdi orada